Yani deseler ki bana uzun zaman sonra böyle bir video çekeceksin aklımın ucundan bile geçmezdi. Bu sefer video efendim selamlar selamlar diye giriş şey yapmayacağım. Biliyorsunuz ki kanalı neredeyse video atmıyorum. Ve YouTube toplu kısmından beni takip edenlerin görmüş olduğu bir duyuru ile daha video atmayacağımı söylemiştim. Ancak sonradan fikrim değişti ve düşündüm ki bu kadar fazla atılan videonun verilen 10 cemiğin karşılığından edindiğim izleyicilerime yani sizlere bir açıklama borçluydum. Ve bunun için mikrofon karşısındayım. Aynı zamanda kameranın da karşısındayım. Biraz geç oldu ama tanıştırma memnun oldum. Şu an bile bak aşırı böyle heyecanlıyım kamera karşısında ilk videom olacak. Biraz açıklamak istediğim konular var. Onlara şimdi geliyorum. Rocket League'e nasıl başladım? Daha sonrasında YouTube videoları çekerek geçen 3 senelik maceradan sonra neden onu bırakma kararı aldım? Ve bu kararımın arkasını yatan sebepleri? 5 aydır neden video çekmedim? En sonunda da sizlere planlarımdan bahsedeceğim. Merak etmeyin çok fazla vaktinizi alıp konuyu uzatmayacağım. Fakat her şeyi de detaylıca açıklamak istiyorum. O yüzden bu videoyu sonuna kadar ona göre düşüncelerinizi siz de düşüncenizi sizle belirtmek isterseniz yorumlarda konuşup tartışabiliriz. Hı. O bir Hobilerim gereği oyun oynamayı aşırı ama aşırı seven bir insanım ve 2017'de başladığım Broker League serüveninde oynayarak Başta rekabet çalışarak başlamıştım. Rankımı geliştirmiştim yani. Ve 2018 yılında şampiyon olmuştum ki bu arada 2018 yılına göre şampiyon rankı gerçekten çok iyi. Çünkü o zamanlar SSR diye bir rank yok. Size böyle anlatabilirim. Tabi daha arkasında bir sürü sebep de var. Örneğin free to play kütlesinin oyuna henüz gelmeyip ranklarının içine edilmemesi gibi. Ama o bir başka videonun konusu. O yüzden kısa kesiyorum. Ulan sonra dedim ki kendi kendi neden bir YouTube kanalı açmadım. Sonuçta bir aylık birikim vardı. Gerek takas, gerek oyun içi eşyalar, gerek oynanış olsun. Bayağı bir bilgiye sahiptim tabi. Artık sene olmuş 2020. Bayağı bir hayatımızı dökmüşüz oyuna. Ve sonrasında zaten siz benden neyi biliyorsunuz. Youtube'daki rokelik maceramı o yüzden şöyle geçti böyle oldu diye Dalandırıp budaklandırmayacağım. Zaten hep beraber yaşadık. 2020 yılında takasla başladığım Rocket videolarına sonrasında atölyelerini ekledim. En büyük eksiklerimden biri belki de iyi bir oyuncu olamasam bile içerik şey çeşitliliği olsun diye rekabetçi videoları çektim. Rehberler yaptık. Market incelemeleri. Eleştiriler. Vesaire vesaire. Özetle oyun artık incine cincine kadar her noktasında bir içeriğimiz vardı. Fakat sonrasında bir şey oldu abi. Bir şey diyorum çünkü bu yaşanımdan tanımlama koymak gerçekten güç. Rocket League öyle bir düşüşe geçti ki 2021 yılında başlayan bu süreçte bir daha toparlayamadı. O sırada ben de oyunu olan seninden bayağı bir eleştirdim ve 2021 yazından 2023 Ocak ayına kadar olan aralıkta oyunu oynuyordum ama bilmiyorum işte eskisi gibi gitmiyordu bazı işler. Öyle ağmış ağım keyif alamıyordum artık. Bir buçuk yıl bu şekilde içerikleri de hız kesmeden devam ettikten sonra tabi bu arada kanalda 300-350 video var ve artık oyundan iyice sıkılmaya başlamışım ve Pick de sağ olsun oyuna getirdiği anlamsız yeniliklerle insanı daha da bezince dedim ki abi bir dakika bu böyle olmaz. Benim ve izleyeceğimin bu oyuna bağlanması için tekrardan bir sebep lazım. Yani o kıvılcım lazım. Benim de oyuna tekrardan bağlanmak için sebep olarak aklıma League fikri geldi ki 2023'teki her videomda neredeyse bahsettim. O yüzden tekrar detaya girmeyeceğim. Ama tek cümlede özetlemem gerekirse bayağı gerçek hayat gibi düşündü abi. Ancak Discord üzerinden yönettiğimiz bir turnuvaydı bu aslında. Oyuncu transfer edip takım kurabiliyordunuz. Lig düşme ve alçalma gibi özellikler vardı. İtiraf edeyim düşünürken tutacağını umardım ama bu kadarını beklemezdim be abi. ligle alakalı açtığımız Discord patlamıştı. Sesli anlık 70 kişiyi görerek rekor kırmıştık. Bu arada 70 kişi sesli anlık ne demek oğlum? Zaten Türkiye'deki Rocket League oynayan sayısını az çok biliyoruz. Yani şu kadar Belki hani bunun bir üstü falan olabilir. Öyle söyleyeyim. Maksimum insan sayısından bahsediyorum. Dağılmış bir kitle yani. Herkes birbirine gergin. Oyun gerileme döneminde. Ve biz bu gerilme döneminde kısa süreli bir yükseliş dönemi yaşar gibi olduk resmen. Bronzundan SSL oyuncusuna kadar bildiğiniz herkes oynuyordu bir şekilde bu ortamda. Herkesi tek çatı altında toplamayı başarmıştık. Şubatta başladığımız liglere tam 5 sezon yönettikten sonra 2023 Eylül ayında hem benim hem ekip arkadaşlarımın okulu sebebiyle 6. sezon için ilgilenemez olduk. Çünkü şöyle düşündü dostlarım. 2000 kişinin üzerinde bir Discord sonucu 5-6 kişi yönetiyoruz ve her gün sesli sohbeti 25-30 kişi oluyor. Eda bunun yazılı sohbet kanalları var. Lig maçları var. Kim bakacak o kadar yani. Gerçekten zor klasik bir laf olacak ama gerçekten de bunu deneyip yaşamanız lazım ki bir şeyleri anlayabilirsiniz. Tabi daha işin içine ilgilenmem gereken YouTube kanalımı ve okulumu katmadım. Yani kendi açımdan da bakacak olsak gerçekten bizim için ondan sonrası zorlu bir süreçti. İlk faslı sonrasında da hala ben daha YouTube'a video atmaya devam ettim. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 video daha paylaştım. Fakat bir şey fark ettim abi. işte bu sefer hiçbir şekilde oynan keyif almıyordum. Bunun birinci ve en sebebi nasıl ki hikayeli oyun bitirsin Sonra yan görevleri yaparsınız. Oyun sizi bu sefer de şöyle oynayayım böyle oynayayım dersiniz. En sonunda oyunu 1 milyon farklı şekilde oynadıktan sonra sarmaz ya. Anda tam da ben de o şekil öyle olmuş. Oyunla ilgili çoğu şeyi tamamlamış olduğumu düşündüm. Artık hep bir de üstüne pin yanlış kararları yüzünden gitgide düşen oyuncu sayısı ve son darbede takasın kalkması abi. Yani olmaz bir şey. O konuya da zaten şimdi geliyoruz. Kulağa hafif bir gelişme gibi gelir ama gerçekten değil. Adamlar oyundaki her iki kişiden birinin bu oyunda vakit geçirme sebebini bildiğin kaldırdı lan. Ve bunu o kadar kolay bir şeymiş gibi yaptılar ki aşırı fazla tepki gelmesine rağmen bile affedersiniz tepkileri bile takmadılar. Kararın sebebini de Epic Games politikalarına uymuyorlar diye açıkladılar. Bu soru ama şu karar geri zekalı birine sorsam bile azıcık mantığını çalışıp parası için bu kararını zaten alındığını size söyleyecektir. Takasın kalkması yüzünden oyuncuların alışveriş yapabilecekleri tek yer eşya mağazası olacaktı ve bu da 3. parti siteleri devre dışı bırakır. Çünkü takasla kredi alamıyorsan sadece Epic'ten alman gerekiyor. Epic sağ olsun zaten oyun resmi de komple kaldırmış oldu ve YouTube videolarına başlama sebebim takas içeriklerimin ve rehberlerin izleyeceğini düşünmemdi. Bırakma sebebimde maalesef o kadar biriken yaşanmışın üstüne bu oldu. Şimdi bunu bir sabır limiti olarak düşün abi. Epic sürekli yanlış kararlar alıyor 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 burada olsun limit. En sona takas kalktı hop o limit benim için komple bitmiş oldu arkadaşlar. Size böyle açıklayabilirim olayın özeti. Peki tamam güzel hikaye anlattın ama videonun başına söylediğin hiçbir durum açıklamanın der dediğinizi duyuyorum ki şimdi oraya geliyorum. Fakat bu süreçten size bahsetmeseydim. en anlatacak anlatacaklarım temeli olmayan bir bina gibi yarım yamalak olacaktı. Ki biraz dertleşmiş olduk işte fena mı oğlum? Artık neden video atmak istemediğimi biliyorsunuz oyun ve video atmadım. 5 aylık süre boyunca da sağ olun var olun neden video atmıyorsun diye bazı yorum atan izleyicilerim olmuş. Hepsine tek tek yanıt vermeye çalıştım. Youtube bıraktıktan sonra özellikle ilk 3 ay çok fazla ders çalıştım. Öyle bir çalıştım ki Rocket League bırakmadan önce yerimi aldım sınavdan. 90 alarak geçtim siz düşünün yani. Maalesef bu içerik üretme işinin bende böyle bir kötü yanı da var. Ya %100 odaklanıyorum ya da %0 odaklanıyorum. Yani 50-50 ikisi eşit olmuyor abi bende. Böyle bir sıkıntı var maalesef. Burada da zaten örneğini açıkladım sizlere. Videosuz geçen 4. ve 5. ayda da bende bir ölsem oldu abi. Eski sevgiliye geri dönme özlemi gibi. Burada bahsettiğim eski sevgili Rocket League değil dostlarım. Youtube hayvan gibi özlüyordum. Oğlum ben öylesine özlemişim ki keyif aldığım bir aktiviteyi yaparken mesela bu bir futbol oynamak olabilir. Aklımın ucunda sürekli YouTube oluyordu. İçerik üretirken kendimi rahat hissediyordum. O yapılan konuşmalar, alınan kayıtlar, düzenlenen videolar, tasarlanan küçük resimler bazılarınıza manyak çekebilir bir bunlar bana aşırı keyif veriyordu ve mahrum kalmış. Dedim ki kendi kendime yok ha bu böyle olmaz. Belki bir gün Rocket League'e geri dönerim diye bıraktım. Evet ama artık insanlara gerçeği açıklama zamanı topluluktan hemen bir yazı paylaştım ve bu yazıda futbol içeriği üreteceğimi söyledim. Neden futbol oldu aklınıza kalsın bu konuya daha sonra geleceğim. Şimdi yine aynı şaka yapmayacağım başka videonun konusu diye. Bu videoda geleceğim o konuya. Topluluk yazısında aynı zamanda daha fazla video gelmeyeceğini ve 5 önceki Rocket League rekabetçi videosunun son video olduğunu fakat sonrasında bu kanalımdan vazgeçtim. Çünkü siz bunu hak etmiyorsunuz abi. Nasıl ki o maç bile olsa forma giymiş futbolculara adam gibi o futbolcunun verdiği emeği yakışır şekilde veda ediliyorsa 400'den fazla video insanlar bu şekilde veda edemezsin. Bunun için özür diliyorum zaten bok gibi bir düşünceydi atın kenara gitsin yani o kadar kötüydü. Gelelim futbol konusuna ben 10 yaşımdan beri sıkı bir futbol izleyicisiyim şu anda da 22 yaşındayım bu arada. Zaten sıkı takipçilerim fark etmiştir. Çoğu roketik videomda da futbol gönderme yaparım. Fatih Terim'i koyarım, Jorge Jesus'u koyarım, Beşiktaş arabası tasarlarım. Hatta Fenerbahçe ile Galatasaray arabası da tasarlamıştım. Yani anlayacağınız ben bu sporun müdavimiyim. İşte tam da bu yüzden bu sefer dedim ki ben neden iki sevdiğim hobi birleştirmiyorum diye düşünüp futbol videoları çekme kararı aldım. Merak etmeyin kesinlikle bu arada bu kanaldaki hiçbir videoyu silmeyeceğim. Sonra demin ulan bu manyak ne yapıyor bütün videolar gitti şöyle oldu böyle oldu. O konuda içiniz rahat olsun. Çünkü bu videoları ben biliyorum ki 2050 yılında da izlenecek. Tabi YouTube olsa Rocket League olsa o ayrı bir konu. 2070 yılında da izlenecek. Yani bu içerikler faydalı içerikler. Rekabetçi videoları da var. Ama size olan saygımdan ve emeğime saygımdan sıfırdan bir kanal açacağım. Sıfırdan tekrar ilerlemeye çalışan Bu şekilde devam edeceğiz. Futbol kanalımın video içerikleri de gerçek hayattaki gündem üzerinde olacak. Atıyorum Fenerbahçe Galatasaray ya maç yapıyor. Bu maçı değerlendirdiğimiz podcast tarzı videolar çekeceğim. Tabi bunu gerçekten kaliteli yapma planım var. Bu videoda gördüğünüz setin büyük seviyesi gibi diyebiliriz yani. Her geçen kendime geliştiriyorum zaten bu konuda. Bazılarınız bir neden farklı bir oyun geçmedin diye. Sanırsam sanı oyun içeriği üretme fazlası benden geçti gibi arkadaşlar. Tabi böyle söylediğim diye futbol kanında FIFA içeriği de atabilirim gelecekte. Hiç belli olmaz. Şu anda öyle bir planım hiç olmasa da. Yani belli olmaz dediğim gibi zamanın şartları farklı olabiliyor. Özellikle oyun içeriği yeterince çektiğim için. Hem çok fazla potansiyel izleyici kitlesi olan bir konudan. Hem sevdiğim hem de az çok bildiğim bir konudan devam etme fikri oluştu. Sonuçta gelsek ile e başladım sonrasında ciddi ara verip hayatı ve sebeplerimi sorguladım. Bu dönemde futbol kanalıyla devam edeceğim. bu Burada size bir müjde vereyim. Videolar artık facecamlı olacak. Bu arada bu konuya da bir değineyim. Hani neden facecamlı video çekmiyorsun? diyenler olmuş bu zamana kadar. Bir kamera yoktu, iki kameralar yani o zaman için benim bütçemi aşıyordu. O yüzden alamamıştım. Şimdi böyle ucuz bir tane aldım, ayar çektim, bilmiyorum nasıl olmuş. Ya diğer sebepte utanıyordum abi. Ne bileyim böyle bir kamera karşısına geçince mal gibi kalıyordum. Şu anda da bakmayın çok rahat değilim böyle. Hala kendimi böyle izlerken muhtemelen utanacağım. Çok garip olacak. Ama artık bir şeyleri kırmak gerekiyor ki eşiği geçelim abi. Benim için en azından bu konu böyle. Final videosuyla tabi bu kanal için final videosuyla bu eşiği kırdığımızı kendi adıma düşünüyorum. Onun dışında gittim mikrofon aldım zaten görüyorsunuz şu an facecam'in kadrajına girmesi lazım bilgisayar aldım fakat bilgisayar tam şu an kameranın şu tarafında yanında yani YouTube'a bayağı bir yatırım yaptım öyle söyleyeyim yani yeni kanalım için kendime göre güzel bir para harcadım ve o şekilde devam edeceğiz. Eğer nasıl videolar çekecek kullan bu adam diye söylenirseniz oraya da bir uğrayın derim. Abone olun diye zorlamayacağım. Gerçekten futbol ilgi duyuyorsanız veya beni desteklemek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Açıklama ve yorumda da linkleri olacak ki zaten ben bu videoyu attığımda futbol kanalına ilk videoyu çoktan atmış olurum. O zaman kendinize iyi bakın. Her şey için ben sizlere teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. sizi çok seviyorum. Bay bay.